biz sabah antrenman yapıyoruz, akşam antrenman yapıyoruz ve bunlar sabah akşam idmana fit çıkıyorlar. Bu bira içiyorlar ya, bunlar nasıl ayakta durabiliyorlar? Dedi ki ne birası abla dedi, onların içtikleri apu şöyle dedi. Merhabalar, Bilgin Defterli ben. 1980 İstanbul doğumluyum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. 2004 yılında Almanya'ya geldim. Hani doğma büyüme Almanyalı değilim. Genelde herkes öyle düşünüyor çünkü. Futbola da ben İstanbul'da çocukların arasında, erkek çocukların arasında sokakta başladım. Tabii ki her kız çocuğunun yaptığı gibi. Ben biraz daha belki farklıydım. Çünkü 6 kardeşli bir ailenin, yani 8 nüfuslu 6 kardeşli bir ailenin en küçüğüydüm. Ve ben diğerlerine göre biraz daha farklı büyüdüm. İşte bizim komşularımız işte bana hani evinde çamaşır bulaşık yıka sorunlarından, ben tabii ki sokaklarda futbolla tercih ederek devam ettim bazı şeylere. Hani biraz maceralı başladım aslında. Benim kariyerim biraz gerçekten maceralı. Şimdi futboldan önce ben 6 sene atletizmde yarışmalara katıldım, okullar arası. Ve ondan sonra da turnuvalarda oynamaya başladım, erkekler arasında. Ve benim ortaokul öğretmenim, işte neden artık bir kadın takımına yazılmadığımı sordu bana. Bilmiyordum tabii ki o zamana kadar kadın takımlarının olduğunu. Ve benim ailemle görüşmek istedi. İşte kadın takımına yazdırın artık, çocuğunuz erkekler arasında oynamasın. Hani çünkü gelişim dönemine geliyorsun belli bir yaştan sonra. Sokakta oynuyorsun fark etmiyor ama belli bir yaştan sonra artık bir kız haline geliyorsun ve erkeklerin arasında hoş gözükmüyorsun diye bir kadın takıma yazılmamı istemişti. İşte ailemle gelip görüştü hoca, ortaokul öğretmeni. Ve ailem bana bu konuda hiçbir zaman önümü kapatmadı. Sadece bana söyledikleri, eğer başarılı olursan devamını getireceksin ama başarılı olmazsan artık kendine göre bir hayat çizeceksin demişlerdi. 1996 Dinarsu Bayan Futbol Takımı'na yazıldım. Ve ben 3 ayda çok çabuk A takımına yükseldim. Niye? Çünkü erkekler arasında futbol öğrenmiştim. Hatta ben ilk antrenmana gittiğimde hoca bana şey sormuştu, kızım sen annenin karnında mı top oynamaya başladın demişti. Yani işte bu sokaklarda futbol oynamanın en büyük yararlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Tabii ki şimdi zamana bakarsak sokak futbol denen bir şey kalmadı. O yüzden de hani ben o dönemlerde çok şanslıydım. Bir de benim çevremde hiç böyle kız arkadaşım yoktu. Çocukluktan hep olur ya, evcilik falan oynarsın. Bende hiç olmadı. Ben hep erkeklerle misket oynardım. İşte erkeklerle giderdim, ağaçlara dalardım. Pazarlarda işte su satardık. Yani ben bunların hepsini yaşadım. Ama hiçbir zaman kolay bir işi sevmedim. 97'de amil takım kamplarına başladım. Yani amil takım kadrolarına çağrılmaya başladım. İşte bu benim erkeklerle futbola başlamamdan dolayı kaynaklanıyor. Çok çabuk geliştirdim kendimi ve ben çok iyi takımda çok iyi antrenörle çalıştım. Rahmet eylesin, Hasan Semerci'nin bende çok emeği vardır. Çok disiplinli büyüttü bizi, çok disiplinli eğitti bizi. Belki onun vermiş olduğu disiplin beni burada Almanya'da tutabildi. Çünkü Alman futbolunu biliyorsunuz, disipline dayanan bir spor dalı. O yüzden de benim buraya tutunmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi oydu. İşte ben Dinarsu'da 8 sene top oynadıktan sonra, 6 sene top oynadıktan sonra Dinarsu Bayan futbol takımında iç transferler yapmaya başladım Türkiye'de. Tabii ki Türkiye'de kadın futbol liginin de hani durumu belli aslında. 96'dan hani bu yana değişen çok farklı bir şeyler var mı diye düşündükçe tabii ki var ama çok gerileme de var bizim ülkemiz açısından kadın futboluna dair. Şimdi 99-2000 işte Dinarsuluk'ta gol kraliçelikleri yaşadım, Dinarsuluk'ta şampiyonluklar yaşadım, her gittiğim takımda şampiyon oldum. Bir sene İskenderun'a gittim, transfer oldum, ailemden ilk defa bu kadar uzaklaştım. Çok inanılmaz güzel anılarımız geçti orada, geldim derken 2001 yılında Kadın Futbol Ligi'ni durdurdular Türkiye Futbol Federasyonu. İşte nedenlerini hiçbir zaman bize açıklamadılar ama hani çok fazla destek olmadığını ve kadınların da bir yere gelebileceğine inanmadıkları için bir anda durdurdular. Ve o kadar emek vermiştim. Ben muhasebe okudum aslında ama bana bir seçim yap dediklerinde ben futbolla muhasebeyi
seçimini yap dediklerinde ben futbolu seçtim. Futbol oynayacağım. Futbola devam edeceğim dedim. Ve ben bu kadar emek vermişken neden Futbol Federasyonu benim emeklerimi hiçe sayıp bir anda kadın ligini durdurdular? Çünkü ben daha o zaman çok küçüktüm. Yani kaç yaşındaydım? 20-21 yaşlarındaydım. Tabii ki hayata yol çizecektim ama sevdiğim bir işi yapıp onun yani hedeflerim vardı benim çok küçüklüğümden beri. Bu yönde hep ilerlemek istiyordum. Avrupa'daki kulüplere CV'lerimi gönderdim. İşte mailler yazdım, videolarımı çektim gönderdim, resimlerimi attım. En sonunda Almanya'dan bir tane kulüp bana geri cevap verdi. FSV Frankfurt takımı. Denemek istiyorlardı beni. Almanya'ya geldikten sonra, Frankfurt'tan sonra Brovaller takımıyla anlaştım. İç transferler yapmaya başladım. Artık kendimi tutamıyordum başarılı olarak. Ve 4 senede Brovaller Plan takımında oynadıktan sonra Bundesliga takımı FC Köln bizi satın aldı kulüp bazında. Yani çok büyük bir kulüp gerçekten. Yani taraftarıyla, yönetimiyle, her şeyle 4-4'lük bir kulüp. Profesyonel her şeyden önemlisi. Ve ben Köln'den, Brovaller'den Pulheim'e geldikten sonra ilk sene gol kraliçesi oldum Bundesliga'da. Ve bundan dolayı da beni daha çok tanımaya başladılar. Takımda tek kara kafa benim, tek Türk benim, tek milli takım oyuncusu benim. İlk sene gelip bu duyguları yaşamak çok farklıymış. Çünkü bizde Türkiye'de ben çok gol kraliçesi oldum ama dönüp hiçbir şekilde ödüllendirilmedim. Ama burada Bundesliga'da gol kraliçesi olmak çok gurur vericiymiş, onu anladım. Çünkü o zaman herkes seni biliyor, herkes seni tanıyor. Federasyon geldi sana özellikle maça çıkmadan önce ödül verdiler. Seni gururlandırdılar. Yani ben orada bilgin defterlerinin adını duyarken aslında Türk bayrağının ne kadar dalgalandırdığımı hissettim. Çünkü ben evet Almanya'ya gelmiş bir Türk oyuncusu olarak takımda tek yabancı bendim ama benim orada ünvanım Türk oyuncu olarak geçiyordu ve bundan dolayı da ben hep çok gururlanıyordum. Bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek bana çok gurur vericiydi. Ve bu yüzden de ben çok çok başarılara imza atmak istedim. Hani daha çok iyi olmak istedim. Onlar bir olduysa ben iki oldum. Onlar iki olduysa ben hep üç olmak istedim. Sorumluluk çok farklı bir şey. Onu anladım. Onu gördüm. Çünkü göğsünde Türk bayrağını taşıyorsun milli takım olarak. Seni andıkları zaman da bilgi defterliden ziyade Türk milli takım oyuncusu olarak söylüyorlar. Ve bunu vermiş olduğu sorumluluk da çok büyük, çok büyük gerçekten. Ve bunun da hani şeyini, meyvesini yedim zamanla yani. Almanya'ya geldiğim zaman zorluklarım oldu, olmadı değil. Dil bilmediğim için en büyük problemim buydu benim burada. Takıma ilk antrenmana çıktım. Tam takım toplanmışız. Şimdi anladığım kadarıyla işte hani evet dil bilmiyorum ama insan bazen konuşmalarından veya el hareketlerinden anlatabiliyor bazı şeyleri. Şimdi takımı toplamış hoca işte ben diyor ki herhalde işte aramıza yeni bir tane oyuncu geldi Türkiye'den. Hani yardımcı olun ona hani dil bilmiyor gibisine şeyler söylüyor tabii şimdi anladığım kadarıyla. İsmimi sordu hoca benim ilk hocam Frankfurt'un hocası. Dedim Bilgin İngilizce sordu. Anlamadı ilk önce adımı. Ondan sonra tekrardan sordu. Tekrardan Bilgin dedim. En sonunda bana dedi ki okey dedi Billy diye kaldı. Benim yıllardır Almanya'da geldim gelir adım Billy kaldı. Yani arkadaşlarımla evet anlaşamıyorum. Çünkü dil bilmiyorum. Hep susuyordum. Hep bazen böyle yemek yiyoruz mesela. Kamptayız. Kısa bir örnek vereyim. Şimdi herkes masanın başına oturmuş, antrenman, sabah antrenman yapıyoruz, akşam antrenman yapıyoruz. Profesyonel, her şey çok çok üst düzeyde. Şimdi sabah içecek içiyorlar. Ben tabii su içiyorum bilmediğim için. Akşam aynı içeceği bir daha içiyorlar. Sabah bir daha, aynı akşam bir daha. Herkes yemeğini söylüyor. Ben bekliyorum yani ne yiyeceğim acaba? Ne verirlerse önüme yiyeceğim. O kadar dereceye geldim. Şimdi arkadaşım yanında böyle yapıyor işte bak 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 falan hani tavuk resimlerini gösteriyorlar. Horoz resimlerini falan gösteriyorlar. Ördek resimlerini falan gösteriyorlar. Öyle yemek yemeye başlamıştım. Otelde bir tane Türk kızı yani bulmuşlar. Getirdiler benim yanıma. Ya uzun zamandan beri Türkçe'de konuşmuyorum ya şimdi takımla birlikteyim. Sesim çıkmıyor daha doğrusu hiç. Şimdi ne diyeceğim Allah'ım o kız benim orada her şeyim oldu. Kıza ilk sordum dedim ki ya biz sabah antrenman yapıyoruz. Akşam antrenman yapıyoruz ve bunlar sabah akşam idmana fit çıkıyorlar.
bu bira içiyorlar ya, bunlar nasıl ayakta durabiliyorlar? Dedi ki ne birası abla dedi, onların içtikleri apfuşole dedi. Yani apfuşole biraya benzediği için ben bira içip antrenmana çıkıyorlar diye düşünüyordum. Yani o kadar işte dil bilmezliğin vermiş olduğu bir şey ama tabii bunlar bana hep Almanya'da anı olarak kaldı yani. Zorluklarımdan bir tanesi de buraya gelip aileden uzak olmaktı. Hiçbir zaman bu kadar uzak kalmamıştım. Hani ben İskenderun'da da bir sene top oynadım ama hani oradan gelip gidebiliyorsun. Şimdi burası dünyanın bir ucu. Buraya da kolay gelip gitmek kolay olmadığı için beni özlemler çok zorladı. İşte telefonlarla yatıp kalkıyordum. Yani benim o Türk hattım. Benim her şeyimdi. Telefon çalacak, annemle konuşacağım. Telefon çalacak, babamla konuşacağım. Telefon çalacak, sevdiğim insanlarla konuşacağım. Hep telefon benim başucumda, yani yattığım yerin başucundaydı. Onlardan bir haber almak, bir özlem gidermek. Bunlar beni çok 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 yordu gerçekten. Ama şunu biliyordum ki desteklerini bırakmadıkları için de hani hep yanındalardı. Yani o yüzden de beni çok böyle... Evet, özlem duygusal anlamda beni çok yordu ama başarılara da gelince belki bir nevi onları kıstırdım, yani bir nevi sıkıştırdım onları. Ama gelmek, annem geldi, babam gelemedi maalesef hiç buraya. Hani 12-13 sene oldu vefat etti babam. Ama annemi getirdim, geldi, maçıma geldi buraya, gurur duydu benimle. İşte gol attıktan sonra tribünlerin bilgin defterli deyip, İşte o benim kızım, benim kızım gol attı demesi, bunları yaşattırdım ben ona. Annemi ilk defa burada kendi maçıma götürüp 50 bin seyircinin arasına soktum. Hayatında ilk defa bir maça geldi. Yani Türkiye'de de çok geldi ama 50 bin seyirci, yani ne kadar çok bir insan. O yüzden o gururu yaşattım ya ben ona. Artık hani gözlerim hiçbir zaman açık kalacağını düşünmüyorum. Yani o çok ayrı bir duygu yani. Ailemin çok büyük desteği oldu bana. Mesela kız çocuğusun sonuçta. İşte baba... Kız çocukları hep babaya bağlıdır. Hani daha farklı duygularla severler birbirlerini ama benim ailem bu konuda bana hiçbir zaman, gerçekten çok teşekkür ediyorum onlara. Hani hiçbir zaman bana işte sen kızsın, işte oturacaksın evinde, okuyacaksın, şu olacaksın, bu olacaksın demediler. Benim verdiğim kararlara hep saygı duydular. Niye? Çünkü ben başarılarımı devam ettikçe benim başarılarımdan onlar gurur duymaya başladı. Ve bundan dolayı da hiçbir zaman desteklerini esirgemediler benden. Evet, zor oldu. İlk defa ailemden çok çok uzaklara geldim. Dünyanın bir ucuna geldim ve ben hani ha deyince gidebilecek bir yerde değil yani. Onların da ha deyince gelebileceği bir yerdeyim. Beni havaalanında uğurlarken babamın ilk defa ağladığını gördüm. Babam aslında çok şeydir benim. Çok nasıl derler, böyle baba yiğit bir adamdı. Hani ben hayatımda ilk defa babamın ağladığını gördüm ve ben o duygularla geldim buraya ki artık şimdi öyle gelip de başarılı olmamak mümkün değil. Çünkü senin desteğin arkanda her şeyden önemlisi ailen var. Arkadaşlarını, dostlarını bıraktım ama ailenin desteği çok farklı. Eğer sen sırtını ailene dayadığın zaman o başarıları yakalıyorsanız eğer, benimki gibi, İnanın bana önünüzde durulacak hiçbir şey, engel yok diye düşünüyorum.